Ankara Beypazarı'nda düzenlenen geleneksel kızak şenliği renkli görüntülere sahne oldu yine. Yarı yıl tatilini de fırsat bilenler şenlik alanına gitti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da o şenliğe katılanlar arasındaydı. El sallayın bak, el sallayın. Kimi kızağıyla kaydı, kimi de poşetle. Evet, kızağınız yok ama bu daha mı etkili? Evet, daha etkili. Daha nasıl, iyi kayıyor mu? Evet, çocukluğumuza gittik. Eğleniyor musunuz? Bugün şenlik nasıl geçiyor? Çok güzel. Zaman zaman ufak kazalar yaşansa da şenliğe katılanlar karın tadını doyasıya çıkardı. Kazalar da yaşanıyor mu? Şu an çok eğleniyoruz. Gerçekten çok güzel. Genç yaşlı çoluk çocuk yüzlerce kişi Beypazarı'nda düzenlenen kızak şenliğinde bir araya geldi. Ve karın tadını yine en çok çocuklar çıkardı. Büyüklerse onların yanında stres attı. Ara ara kazalar yaşansa da karın tadını çıkarıyor muyuz? Aynen, çok güzel oldu bu bizim için. Biz de stres atıyoruz. Hadi bakalım. Mangallar yakıldı, ateş başında sıcacık çorbalar içildi. Geleneksel Beypazarı kızak şenliğine bu yılda ilgi fazlaydı. Kışın getirmiş olduğu güzellikler, ülkemizin güzellikleri, doğanın güzellikleri. Yedincisini yapmış olduğumuz kızak kış şenliklerindeyiz. Şenliğe Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı. Beypazarı'na geldim. Beypazarı'ndan Sayın Belediye Başkanı ile yukarı buralara geldik. Şenliğe katıldık. Halkla buluştuk. Halkın o samimiyetini gördüm ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden kendilerine sevgi ve saygı getirdiğimi, selamlar getirdiğimi, kendileriyle paylaştığım, onlara o şekilde sohbetim oldu. Bu da beni çok mutlu etmiştir. Soğuktan üşüyenler yakılan ateşin başındayız. Yumruğunu getir, hediyeyi götür.